Evet başkanım, bana en çok gelen sorulardan yine bir soru seçtim. Özellikle pilot takım uygulaması çok soruluyor. Yurt dışında bir pilot takım uygulamanız olacak mı? Bunu ben yurt içine de yine evriyorum. Yani hem yurt içi hem yurt dışı bir pilot takım uygulaması olacak mı? Ve altyapı Galatasaray taraftarı için çok önemli. Tüm maçları takip ediyorlar. Ben de böyle sosyal medyadan takip ettiğim zaman bütün oyuncularımız hepimiz biliyoruz. Hepimiz de takip ediyoruz. Şu anda lideriz ve çok da gururlanıyoruz açıkçası. Altyapıda nasıl bir model uygulanacak? Ajax modeli istiyor mesela Galatasaray taraftarı. Böyle bir modele geçiş olacak mı? Yurt dışında bir pilot takım veya yurt içinde bir pilot takım uygulaması olacak mı? Altyapı çok ciddi bir planımız var. Altyapı bir yan iş olarak eğer gerçekten altyapıdan bir performans bekliyorsanız, altyapının ciddi katkısını bekliyorsanız kulübünüze, bunu bir yan iş olarak değil, gerçekten bir spesifik önem göstererek, önem vererek, ayrı bir bütçe ayırarak ve içerideki yönetim şeklini ve içerideki yetkinlikleri ciddi şekilde arttırarak yapabilirsiniz. Özellikle altyapıda görev alacak eğitmenler, altyapıya ayrılacak doğru bütçe ve burada kurulacak sistemler çok önemli. Bizim ekibimizde biliyorsunuz bu altyapının en başarılı olduğu ülkelerden biri olan Hollanda'da kulüp sahibi olan ve bu işin tüm detaylarını çok iyi bilen bir arkadaşımız sevgili Işıtan Gün var. Ayrıca biliyorsunuz bunun başarılı bir uygulamasını yapan sevgili George Hacı da benim yakın dostum. Onun bu dönemde kendi yaptığı akademi, biliyorsunuz akademi takımını birinci lige kadar çıkardı. O da biliyorsunuz birçok sistemi inceleyerek yaptı. Bu bütün Bir de çok sistemleri iyi futbolcular yetiştirdiler başkanım. Özür dilerim. Hacı'nın o futbol akademisinden çok önemli yetenekler çıkartmaya başladılar. hepsiyle konuşarak zaten bunların hepsi çok iyi Galatasaraylılar. Galatasaray'ın altyapısıyla ilgili yapmamız gereken sistemi oluşturduk. Bu sistemi bir an önce uygulamaya sokacağız hemen göreve gelirsek, göreve geldiğimiz takdirde. Bu arada altyapıya da her sene zaten bunu açıkladık projelerimiz arasında. Her sene futbolun %10'u kadar altyapının bir bütçesi olacak. Dolayısıyla kalan para kadar değil, bütçesi doğrultusunda bir yatırım yapacak Galatasaray altyapısı. Burayı da ciddi görünür kılacağız. Burada ayrıca Hollanda'da büyük altyapı takımlarının, altyapısı çok başarılı takımların uyguladığı bir dijital takip sistemi var. Yani oyuncuların altyapıya girdikten sonra fiziksel ve mental gelişiminin an takip edilebildiği bir dijital sistemle ön anlaşma yaptık. Gelir gelmez de bu sistemi devreye sokacağız. Yurt dışında bir altyapı işbirliği konusunda Afrika'da bir de iki tane yurt dışın iki tane Avrupa takımıyla altyapıdan A takıma çıkacak oyuncularımızın Avrupa liglerinde mücadele ederek Galatasaray A takımında oynamaya hazır hale gelmeleri üzerine prensip anlaşmaları yaptık. Bunları da gelir gelmez devreye sokacağız. Peki başkanım, seçilirseniz bazı problemlerle, tabii maddi problemleri biliyorsunuz, transfer konusunu zaten konuştuk ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir başvurusu var. 1959 öncesi şampiyonluklar. Ve aslında bir 15-20 gün içerisinde de bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir karar açıklaması bekleniyor. Mehmet Şenol sizin ekibinizdeydi. Ben de kendisini daha önce Galatasaray dergisinden tanıyorum. Çok donanımlı Galatasaraylı bir büyüğüm. O bayağı bir sosyal medya üzerinden özellikle bu konuda bir bilgilendirme yaptı. Sizin bu 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili bir çalışmanız var mı? Fenerbahçe'nin bu başvurusu karşısında seçilirseniz başkan olduktan sonra nasıl bir çalışma yapacaksınız? Biliyorsunuz sevgili Mehmet Şenol bizim ekibimizin çok önemli bir parçası ve kendisi bu 1959 öncesi rakibimizin arzu ettiği şampiyonluklarla ilgili de en ciddi tarihsel çalışmayı yapmış ve bu konuda da en çok Galatasaray'ın saflarını savunmuş arkadaşımız. Tabii ki onun bilgi setinin üzerine bir de çok değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Hukukçu arkadaşlarımız da olası bir pozitif karara karşı da tüm hukuki hamleleri, alacağımız önlemleri şimdiden planlamış vaziyetteler. Bunun dışında da iletişim ekibimizde böyle bir
arzu karşısında doğru bir iletişim kampanyası yaparak bu isteğin ne kadar haksız ve mesnetsiz bir istek olduğunu kamuoyuna daha iyi anlatmak adına ciddi bir iletişim planı yaptılar. Çünkü biliyorsunuz karşı tarafta ciddi bir iletişim propaganda yürütülüyor ve buna karşı bizim de kuvvetli bir propagandayla, doğru bir iletişimle karşı tezi, yani bunun haksız olduğunu bir şekilde iletişimini yapmamız lazım. Bununla da ilgili tüm planlarımız hazır. Evet başkanım, Kemerburgaz'ı sormak istiyorum. Ne zaman başlanacak ve ne zaman bitecek? Bununla alakalı klibimiz de var. Tamam. Klibimiz de var. Onu da hazırlayacağım. Hemen şöyle önce istiyorsanız videoyu izleyelim. Sonrasında sizlerden Kemerburgaz ile alakalı ne zaman bitecek, nasıl bir çalışma olacak, bununla alakalı bilgiler alalım. Hemen ben videoyu ekrana taşıyorum. Efsane olmak için çok şey gerekir. Ateşten bir gömlek. Büyük bir yürek. Asla vazgeçmemek. Dünyanın en iyilerine karşı gelmek. Kimsenin hayal edemediği kupaları kaldırsan da daha büyüklerine kenetlenmek. Ve durmadan çalışmak. Efsaneler yaratmak için Galatasaray olarak çok çalıştık. Ama daha yeni başlıyoruz. Galatasaray efsanelerini yaşatacak ve yeni nesil efsaneler yaratacak finansmanı %100 hazır, Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı spor tesisi Kemerburgaz Metin Oktay Spor Kompleksini kulübümüze kazandırıyor. Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmamız dahil 26 ayda tamamlanacak tesiste 85 bin metrekare kullanım alanımızda futbol, voleybol, basketbol takımlarımıza hizmet vereceğiz. Altyapı dahil tüm branşlarda stratejik, uzun vadeli ve etkin bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir başarılara ulaşacak, birlikte çok şey başaracağız. Müthiş bir proje başkanım. Yani bazı rakipleriniz, öyle söyleyeyim, bazı başkan adayları bunun bu şekilde yapılmasının çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Neden? Siz tabii finansmanı dahil her şeyi hazırladığınız iddiasındasınız. Evet başkanım. Neden bunun böyle yapılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum? Yeterli. Bu kadar geniş, işte basketbol, voleybol da dahil olmak üzere hepsinin orada taşınması ve bu böyle bir sürede yapılmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Yani bu gerçekleşmeyebilir şeklinde bir eleştirileri var ama sizden dinlemek istiyoruz başkanım. Şimdi tekrar söylüyorum, rakiplerimiz bizim projelerimizi konuşmak yerine kendi projelerini anlatarak vakit geçirseler bence Galatasaray için daha hayırlı olur. Şöyle söyleyeyim, bu arkadaşımız Türkiye'de birçok ve uluslararası birçok inşaatı çok büyük başarılarla yapmış. Kuzu Grubun CEO'su sevgili ekip arkadaşımız Özen Kuzu çalışıyor. Bizim ekibimizde sorumlu. Kendisi müthiş bir detaylı çalışma yaptı. Finansmanın oluşturulmasında da sevgili Özen Kuzu ve sevgili Burçak Zorlu arkadaşımız çalıştılar ve finansmanını %100 hazır hale getirdiler. Burada çok detaylı bir çalışma var. Herhalde bu kadar dünyada başarılı inşaat yapmış uluslararası, bu kadar büyük metrekare inşaatları başarıyla tamamlamış bir gayrimenkul uzmanı, inşaat uzmanı arkadaşımızın projesini de sorgulamak hem kendisine hem de yapılan projeye verilen emeğe saygısızlık olur diye düşünüyorum. Onun için çok detaylı, çok güzel bir proje çalışıldı ki huzurunuzda onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bu proje sadece bir görsel değil, altında ciddi anlamda hem mekanik altyapısıyla hem de içerideki işleyişiyle, metrekare ayrımlarıyla çok detaylı bir çalışma. 4 tane açık saha, 1 kapalı futbol sahası, içeride 2 basketbol, 2 voleybol sahası, yani 100 kişi, 100 odalı bir kamp tesisi. Tüm teknik kadrolarımızın ayrılmış bölümlerle beraber ciddi anlamda
rahat çalışma ortamı elde edecekleri bir merkezi bina, sportif merkezi bina olacak. Bunun haricinde üst kotta Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni merkezi olacak. Bunu niye buraya taşımayı önemsiyoruz? Galatasaray Spor Kulübü merkezi geçmişte Hasun Galip'teyken çok rahat ulaşılabilen, üyelerimizin kolay gelip gidebildiği ve iletişimi rahat olan bir merkezdi. Ben stadyumumuzdaki merkezimizin bu fonksiyonu yitirdiğini, daha zor ulaşılan bir yer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca da burada tüm kulübümüzün, bağlı ortaklıklarımızın doğru yönetilmesi için ihtiyaçları karşılayacak bir Galatasaray Spor Kulübü bağlı ortaklıklarının merkezini yapacağız. Bunun dışında da üyelerimizin de aile ortamında yaşayabilecekleri, birbirleriyle sosyalleşebilecekleri ve Galatasaray değerlerini yaşayabilecekleri açmayı hedeflediğimiz sosyal tesislerden, çünkü biz en az 3 tane dönemimizde sosyal tesis açmayı arzuluyoruz. Bunun bir tanesinde Kemerburgaz tesisimizde kulüp binamızın yanında inşa edeceğiz. Hakikaten bu proje için çok heyecanlıyız. Galatasaray Türkiye'nin en ileri teknolojili, en önemli tesisini yapacak.